Peki Sercan. Yani ee, sıkıntı yok Sercan yani. Neler Sercan, aktaracaksın bize? E, Bursa Dortmund maçının o 11'i de e, çok merak ediliyor. Yeni Malatya Spor e, maçının ardından sakatların durumu, e, kimlerin forma şansı bulabileceği. E, sana bırakalım sözü bir Dortmund maçıyla başlayalım. Ceyda teşekkürler. Haldun abiye, Savaş abiye de selamlar, saygılar. E, Beşiktaş artık yeni Malatya Spor defterini kapattı komple. Avrupa'ya şampiyonlar ligi'ne konsantre oldu. Ancak burada dün itibariyle yaşanan sakatlıklar biraz e, can sıktı. Süreleri de biraz beklenenden uzun. Şöyle Vida e, dört maçında yok. Alex Tekşer'a dört maçında yok. Umut Meraş dört maçında yok. Tekşer'in sakatlığı tahmini olarak 10 ila 15 gün arasında sürecek. E, tekrar sağlara geri dönme süresi. Vida biraz daha fazla. Tahmini 3 hafta. Umut Meraş'ın da artık gelecek hafta itibariyle Şampiyonlar Ligi maçı bitsin. Ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkmasını bekliyoruz. Sakatların durumu bu. Ee, şöyle Borussia Dortmund mücadelesinde sahaya çıkacak ilk 11'i düşündüğümüzde... ...Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçı'nın 11 futbolcunun onunu belirlediğini düşünüyoruz. Ee, bir futbolcu orada bir muamma ve soru işareti. Savunmanın ortasında Wellington'un yanında kimin oynayacağı merak ediliyor. İki aday var. Vida'nın sakatlığı sonrasında ya Necip Uysal, Wellington'a eşlik edecek Dortmund karşısında. Ya da Montero, Necip veya Montero'dan biri oynayacak. Kale zaten aynı, Ersin. Sabek, Rozi'ye aynı. Wellington aynı. Sol bek değişecek diye tahmin ediyoruz. Yarın sonra antrenman var ama Sergen Hoca'nın ve teknik heyetin planlamasında şu an en sakalanın bir adım önde olduğunu söyleyelim. E ee, Rıdvan tercihinden daha fazla en sakalayı bekliyoruz. Orta alan Joseph Atiba Pjanić, kanatların biri e, Gezzal, diğeri Kayler'in forvette ise e, Mişibat Şuayi. Burada e, Necip ve Montero seçimleri arasında e, Necip'in Montero'ya oranla bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz fiziki avantajları nedeniyle ama halen e, bunun kararını vermiş değil Sergen Hoca. Antrenman tempolarına göre belirleyecektir. Aslında yarın yapılacak son antrenmandan sonra o soğumanın ortası için biraz daha net bir e, yorumda bulunabiliriz. Konsantrasyon tamamen burada. Borussia Dortmund başına odaklanmış durumda Ceyda. Evet, e, Halil maçın sorusu var. Ersin dedin, Mert Günok olma ihtimali var mı Sercan? Hani Şampiyonlar Ligi deneyimi vesaire gibi konular konuşulmuştu. Onun için soruyorum. E, Haldun abi, bence yok. Sebebi de Sergen Hoca zaten geçenki şampiyonlukta en büyük emeğin, en büyük e, başarının mimarlarından biri olduğunu her fırsatta sohbet toplantılarında veya e, ekranlar karşısında Ersin Destanoğlu olduğunu söylüyor ve Ersin'e çok güveniyor. Geçen yılki başarı, yaşanan şampiyonluk, şampiyonlar ligine gitme. Artı şöyle bir durum var. Bu yıl itibariyle 8 büyük lig, Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere. Bu ligler arasında sadece iki takım gol yemedi. Nice ve Beşiktaş. Ligde de gol yemeyen tek takım Beşiktaş. Ersin Destanoğlu'nun performansı bu kadar yukarıdayken bu tercihin biz gelme ihtimalini ee, çok ufak görüyoruz. Bana soruyorsanız %100 Ersin çıkacaktır. Mert çok iyi bir kaleci. Şu an takım içerisinde de sevilen bir oyuncu. Çok yeni olmasına rağmen hiçbir problem yok. Sorduğumuz zaman bu kaleci seçimi ile ilgili elbette Mert'e de forma şansı gelecektir yorumu yapılıyor. Nevzat Demir tesislerinde bulunan isimlerden Haldun abi. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme. E, Dortmund mücadelesi öncesi gelişmeleri bizlerle paylaştı. Soracak Beşiktaş'ta. soru bırakmadı bize. Evet yaşananları <laughs> paylaştı. E, şimdi biz de konuşacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. E, bıraktığı noktadan devam edelim aslında Mert Günok'tan. E, Mert Günok evet transfer edildi ama e, Sercan'ın dediği noktada çok önemli Haldun abi. Beşiktaş gol yemiyor. Ee, ve geçen sene e, Ersin Utku'nun üzerinde dahi çok duran Sergen Yalçın, e, bu sezonda e, Ersin konusunda devam edecek gibi ki performansı iyi giderken de e, kesmesi çok beklenmiyor gibi. Ben şöyle görüyorum, e, Sergen Yalçın bir forma adaleti tutturmaya çalışıyor. Şu anda hani sordum ama yani şu anda e, başarılı bir şekilde giderken. E, o forma adaletinden vazgeçmek istemiyor. Yani sen şurada oynayacaksın, sen de burada oynayacaksın değil. Evet. İyi sen devam edeceksin diyor. Ta ki o olumlu tablosundan herhangi bir şekilde uzaklaşana kadar ki umarım uzaklaşmaz ve devam eder. Onun için söylüyorum. Devam edecekmiş gibi görünüyor bir anlamda. Öyle baktığımda da hani normal karşılıyorum. Beşiktaş'a baktığımızda gerçekten de. Ee, eleştirebileceğimiz Sergen Yalçın'la ilgili eleştirebileceğimiz konular da var. Mesela Tekşerya konusunu keşke saklasaydı e, şeye Dortmund maçına diye düşünüyenlerdenim. ama e, sonuç itibariyle hocanın kararı. Olur, orada hazırım oynamak ee, hazırım istiyorum. Oyn yani futbolcu her zaman oynamak ister e, Ceyda, sen oynamadığın evet. için bil bilmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Hep oynamak isterdik böyle. Hiç oyna yani a, ufak bir sakatlığım var, oynarım. Evet, Sergen Hoca da ona inandı ama keşke buraya saklasaydı çok daha değerli olacaktı onu özellikle söyleyebiliriz. Ama işte piyan için e, mükemmel evet. e, formundan bahsetmemiz gerekiyor ki bu gerçekten e, çok çok iyi. Batshuayi'den bahsedeyim, Batshuayi ile ilgili küçücük bir not da şuraya almıştım söyleyeyim. Batshuayi biliyorsun 2017-2018 sezonunda mükemmel bir Dortmund performansı var. Oynadığı daha önce oynadığı bir takıma karşı. Forma giyecek tabii ki e, yani oyuncular değişiyor e, mutlaka o dönemden oyuncular da var e, başka oyuncular da var ama Batshuayi'nin e, yüksek formu bir de isteğini de daha fazlalaştıracağını düşünüyorum ben bu maç özelinde isteği de artacak öyle bakabiliriz. Aynı şekilde ben için de öyle oynayacağım. Yani Pjanic zaten e, o başka bir şekilde başka bir yerde yani çünkü o çok daha farklı bakıyor olaya. Ama Batu Şuhayi'nin de keza aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bir de hemen bir ek yapayım Haldun abi. E, Mücadeleyi izlerken Malatya mücadelesini, yeni Malatya mücadelesini. hiç e, her topu ayağına aldığında daha atmadan e, doğru koşuyu yapan bir Batu Şuhayi vardı. Nereye atacağını o kadar iyi biliyordu ki. O doğru koşuyu o kadar güzel yapıyordu ki. Her seferinde de topla buluşmayı başardı. Şimdi futbolda temel ilke nedir biliyor musun? E, temel ilkelerden bir tanesi yani daha doğrusu. E, boş olduğunu göstermek, boş oyuncuyu bulmak. Evet. Temel ilkedir bu. Piyaniç boş oyuncuyu buluyor. Batshuayi da boş oyuncu olduğunu gösteriyor. O zaman zaten uyum ortaya çıkıyor. Yani e, bu oyuncuları da büyük yapan ya da bu oyuncuları da belli bir noktaya getiren o. Şimdi bak dikkat edersen birçok pozisyonda topu veriyor mesela Pjanic topu veriyor ondan sonra 2-3 metrelik bir koşuyla tekrar kendini boşa çıkartıyor. Yani opsiyonunu hazırlıyor bana atabilirsin diye. Bir daha veriyor bir daha bir 3 metre farklı bir yere 4 metre farklı bir yere koşu atarak orada bir kez daha kendisini boşa çıkarıyor. Şimdi bu Batu de bunu yapıyor. Yani topu veriyor koşu alanıyla yani topu atacak kişiye bir opsiyon hazırlıyor. Zaten futbolda çok önemli konulardan biri şudur. Eğer bir takım hareketli oynuyor ve top ayağında olan oyuncuya 2 3 tane opsiyon hazırlayabiliyorsa o zaman topu kullanan oyuncu da rahatlıyor, topu alacak oyuncular da rahatlıyor. Onun için bu çok e, önemli bir özellik diye düşünüyorum. Ben son maça da bizde de vardı. İzledim biraz. Baktım son maça. Dortmund'un Bayer Leverkusen maçına da baktım. E, kadrosuna da baktım. Hani dörtlü, 4 3 3 gibi 4 3 2 1 gibi oynuyor ve tabii ki Haaland çok formda. Yani ona özellikle söylemek evet. lazım. Yani gerçekten Vida'nın sakatlanması büyük talihsizlik. Vida gibi hani uluslararası kariyeri olan bir oyuncunun sakatlanması büyük talihsizlik. Mesela savunmasında hemen sorayım. Wellington Necip mi? Wellington Montero mu? Şimdi galiba Necip'i oynattığına göre tercihi Necip'ten yana olacak oynattığı için. Yani çünkü eğer onu da düşünebilirdi yani şu an Malatya maçında Montero ikilisine de bakabilirim diyebilirdi. Yerliden yerden dolayı olmuş olmasın ama o yerli üç yerli var ya mesela orada ya başka Necip bir yerden kullanabilirdi diye düşünüyorum. Ben yani bana göre sanki Necip'i öne yazmış gibi görünüyor. Yani başka bir yerde de kullanabiliyor işte ya yani biliyorsun orada bakıyorsun işte Kenarda Kenan var, Gökhan Töre var yani bir yerden evet. onu telafi edebilirdi kafasında ama belki de şöyle düşündü ben maç maç bakıyorum o da ayrı bir konu. Ama şunu vurgulamak lazım yani olumsuz Yani Haaland'ın formu çok yüksek Julian Brandt işte Marco Roche yani bunlar gerçekten ön tarafı çok hareketli ve hani verimli bir takım onu söyleyebilirim ama bu oranda da arka tarafta açıklar veriyor.